hoş geldiniz diyorum. Maçtan önce de söylemiştim, Kocaeli gerçekten bizim için ciddi bir rakipti. Aynı Kocaeli gibi bizim de bir Süper Lig hayalimiz var, hedefimiz var. Ve bu hedef doğrultusunda da bizim için iyi bir sınav olacaktı. Sınavı geçtik diyebiliriz. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz oyunu sergiledik. Tabii ki dalgalamalar vardı. Daha net, daha kompakt bir oyun oynamak istiyorduk ama bunu da bu dalgalanmaları da bekliyorduk. Çünkü sezon başı biz de yenilenen bir takımız. Bazı oyuncularımız sadece bir aydır bizimle birlikte. Hem bize hem bizim oyunumuza hem de takım arkadaşlarına uyum süreci daha kısa. Daha gelişeceğimizi düşünüyoruz. Daha dominant bir oyunla inşallah hedefimize doğru ilerleyeceğiz. Bugünkü maçta da dediğim gibi büyük bölümde istediğimizi yaptık. Skoru da aldık. Sonuç olarak ilk iki maçı kazandık. Mutluyuz. Ama maç maç bakacağız. Şimdi önümüzde bir Tuzla maçı var. İnşallah orada da başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Soru var mı? Hocam benim soru ve kısa bir ufak bir değerlendirmem var. Baktığınızda çok anlayacağım. Estağfurullah. Bir kere tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hepimiz hemen hemen burada %80 Kocaeli'den geldik. Hoş geldin. Mikrofonla da gördüğünüz zaten kalabalıkta. Üzgünüz, neden üzgünüz? Çünkü hiçbir şey yaptırmadınız. Çok kapadınız. Özellikle savunma ortasında iki tane arkadaşı, Claro ve yanındaki. Robin. Robin, he. Ki Robin'i biz ön libero diye hemen aklımıza kapmış. Evet. İnanın ben çok beğendim. Bunu kabul etmek zorundayım. Bu oyun gücü tartışılmaz devam edecek. Ama tabii ki rakipler de arkadan da gelecek. Ligin genel seyir açısından devam eden süreç, işte bir şehir takımları ki bu sezon çok marka takımlarla maçta göreceğiz. Kocaeli, Sakarya. Devam eden süreci nasıl bir lig öngörüyorsunuz? Bununla yani şöyle diyebilirim. İlk iki hafta bitti. Bugün son maçı biz oynadık. Bütün maçları izleme fırsatımız oldu. Gerçekten dengeli bir lig bekliyorum. Yani herkesin herkesten puan alabileceği deplasmanda içeride ki iki haftada bunu bize gösterdi. Denk takımlar olduğunu görüyoruz. Bu süreçte de işte biz evet biraz ofansif oynayan, topa sahip olan, rakip sahada oynamak isteyen bir takım yaratırken söylediğiniz gibi savunmayı da en az o kadar önemli kıldık. Oyuncularımızla bunu çalıştık, bunu istedik. Sürekli bunu vurguluyoruz. Çünkü güzel bir laf vardır. Herkes de bunu bilir. Hücum size maç kazandırır ama savunma şampiyonu kazandırır diye. Bizim oyunumuzun genel felsefesi, bugüne kadar hiç bunu belki basına açıklamadık ama biz buna mix oyun adını koyduk. Yani savunmayla hücumun bir arada olduğu, %50-50 ikisine de değer verdiğimiz, en direk hücum evet zaman zaman kullanacağız. Direk hücum, bunun da avantajlı yönleri var. Bunu da kullanmak istiyoruz. Bu ikisini kombine etmek kolay bir şey değildir. Bunu da kabul ediyorum. Ama biz sabırla bunu işlemeye devam edeceğiz. Yani iki oyun felsefesinde yararlanan, oyunun iki bölümünde eşit değerde oynayan bir takım yaratmak istiyoruz. Bu bize şampiyonluğu getirebilir diye düşünüyoruz. Şu anlık gördüğümüz hem sezon başı hazırlık kampında, hazırlık maçlarında hem de bu iki haftada oyuncular buna iyi cevap verdi. Onların da emeğine sağlık. Onlara da teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda. Şu anlık her şey güzel gidiyor bu bağlamda diyebiliriz. Ya, çok özür dilerim bir sorun var. Kriz çözücü dediğimiz oyuncu faktörü de var. Biz hep ofans oyuncularından kriz çözmelerini bekliyoruz mesela. Biz bugün yapamadık. Bunu tekrar bir cepte zaten. Ama bugün kriz çözen adam Caner oldu. Bu aynı efendim. Yani çok yüksek bir performans sayesinde kaptanlığın da ortaya koydu. Doğru. Yani dışarıda algısı belki olumsuz olabilir. Mesela geçtiğimiz hafta belki sarı vardı. İkinci sarıyı görüp kırmızı diyebilirdi. Ondan gol atmış. Bu çok başka bir şey. Ama futbol karakteri bugün gerçekten çok yüksekti. Caner özelinde bilmiyorum bir şey söyleyebilir miyim? Ya aslında evet söylemek isterim aslında. Yani biz bunu zaten ekip içinde de konuşuyoruz. Ya şimdi Arda hocamızın istediği bir transferdi bu. Sizde olan soru işaretleri birçok kişide de vardı. Maalesef bu yine söylediğiniz gibi yaratılan kamuoyu algısından. Evet, oyuncunun bazı eksik yönleri vardır, yapmaması gereken şeyler yapmışlardır falan ama en nihayetinde bu çocuklar bu ülkenin milli takımına uzun süre hizmet etmiş, büyük takımlarda oynamış, çok başarılar yakalamış çocuklar. Biraz küçümseniyor gibime geliyor, yani göz ardı ediliyor gibi geliyor. Caner'i ben sanırım, ben amil takımda da yardımcı antrenörlük yaptım. 6 sene boyunca ve orada da hiçbir zaman Caner'in
Sağ içi evet biraz agresifliği vardır ama bu oyununu görebilecek derecede olduğunu düşünmüyorum. Biz zaten bunu bekliyorduk. Yani her iki maçta da zaten Caner'e yaptıkları ortadaydı. Biz bunun devam etmesini de bekliyoruz. Çünkü bu Caner Erkin. Yani aynı hocamız gibi o da uzun yıllar hep birlikte milli takıma hizmet ettiler. Ve ben orada çalışırken de bu çocukların gerçekten oraya koşa koşa geldiklerini biliyorum. Çünkü büyük takımlarda oynuyorlardı, büyük meblağlara oynuyorlardı. Buna rağmen hiçbir şey, her şeyi göz ardı edip buraya koşarak geldiler. Gerçekten iş hala yüksek oyunculardır. Yani dışarıdan gözüktüğü gibi değiller her şey. Çünkü zaten 70-80 kere milli olan, 100 kere milli olan oyuncular bunlar. Bu işler kolay değildir. Zaten bir elin parmağında geçmez bu oyuncuların sayısı diye düşünüyorum. Hocam çok özür dilerim. Yani Babel'le ilgili bir sorun olacak. Tam soyunmadan, kulübeden geldi ısınmaya. Abi tur atmadan geri çağırdı. Yani ısınma süresi noktasında hani direkt girdi oyuna. Belki orada olası bir sakatlık geçebilir miydi? Bu da geldi aklıma açıkçası. Babel oyuna girmeden, ısınmadan girdi. Onu demek istiyorum. Yani kısa süre ısınarak girdi. Yani. O da çok ani gelişen bir değişiklikti. Evet, evet. Yapmamız gereken ani kararlar bazen olabiliyor kulübede. Ama yani futbolcuda bir sorun var mı arada? Yok yok, kesinlikle sorun yok. Hatta evet. Bugün sabah da Babel'in bir rahatsızlığı vardı aslında. Öğlene kadar bekledik maç saatinde ne yapabiliriz diye. Belki kadroda da olmayabilirdi ama öğleden sonra bu rahatsızlığı düzeldi. Biraz gribal bir enfeksiyon yani şeyle fiziksel bir şey yoktu. Kaslarla iskelet sistemiyle ilgili iyi hissetti. Aynen. Onu da böyle değerlendirirken herhangi bir sıkıntı yok. Son sorum, Arda Turan'la çalışma. Keyifli. Diyebilirim. Biz de İzmit'e bekliyoruz. İnşallah. Son bir tane soru. Timin Etbahit'le dişe. 72. dakikada bir pozisyon var. Kocaeli Spor'un ön alan baskısını Berke ile birlikte çok güzel açtınız. Neredeyse 11 oyuncunuz topa değdi. Hatta iki kere Regattin ile buluştu. Aynen. Ve Regattin topu son şut olarak doğru tamamladı. Sonuçlandı. Yani genel olarak fragman diyebilir miyiz Eyüp Spor'un sezon başında? Ya bunu uygulayacağız. Yani biz bunun üzerine çok çalıştık. Ve dediğim gibi oyuncular da ciddi anlamda kısa sürede cevap verdiler bize. Çünkü kolay değildir bu oyunları. Bunu kabul ediyoruz. Belli opsiyonlarımız var. Hatta sezon başı kampında daha iyi oynadık. Çünkü çok Süper Lig takımıyla hazırlık maçı yaptık. Dolayısıyla çok fazla baskı yedik. Baskı yiyince orada bu opsiyonlarımız, geriden oyun kurma opsiyonlarımız sonuçlandırmaya kadar çok gittiğimiz oldu. Şimdi ama bu maçlarda tabii zannediyorum ki rakiplerimiz de o maçları alıp analiz etmişler. Fazla önde baskı uygulamadılar. Uyguladıkları anda da bunları daha sık göreceksiniz bizden. Tamam, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Kapatıyorum abi. Kapat ya.